nice insanlar, kıyamet günü, hacı, hafız, hoca, namazlı, oruçlu, çok Kur'anlı kimseler olarak gelecekler. Oh be, elhamdülillah demeye fırsat bulamayacak. Ben dedikodu yapmıyorum, gördüğümü söylüyorum dediğin o kadın, o adam, o hoca, o talebe arkadaşın, okuduğun hatimleri getirir misin diyecek. Arkasından fiskos ettiğin eşin, namazlardan 500 vakit getirir misin diyecek. Hiç çaresi yok. Onun için namazı getir. Haccı aşağısını almam diyen ses kulağına gelmeden önce ayağına gidip her nasıl helal ediyorsa o helalliği sağlamak gerek. Çünkü bu dünyanın zulümleri burada bitmezse ahirette bitecek. Ahirette de böyle bitecek. Ve daha beteri, keşke namazı verip kurtulsan. Yaşlı bir teyze daha geldi, alacak istiyor. Namazlar gitti, oruç yok. İstiyor. Ne yapalım, kalmadı demiyor Allah. Madem bunun vereceği namaz yok, senin günahlardan getir bakalım buraya diyor. Hayatta işlemediğin çirkin günahları o işlemiş. Sen harama el tutmamışsın, tertemiz bir Müslüman kadınsın, mücahit bir erkeksin, ama o el zinası yapmış, göz zinası yapmış. Senin verecek namazın kalmayınca, ondan o zinalar senin dosyalara. Helalleşme sağlanacak çünkü. Onun için, hiç unutmuyoruz. Ne kadar sitem ederse etsin, vay sen miydin beni perişan eden, gençliğimi tükettin dese bile, yerini bulup, işi yumuşatıp, el öpüp, her neyse, helallığı sağlamak lazım. Harap ettiğin mutluluklar, senin ahiretini harap edecek aksi takdirde.